Evet değerli arkadaşlar, sizlerle yine birlikteyiz yeni bir videomuzda. Sizlere herhangi bir DNA'nin tutmuş olduğu defteri göstereceğim. Amerikan usulü muhasebe kayıt defteri. Şimdi burada 1 ve 2. satırlarda üye aidatlar girişi var. Onları hemen kısaca anlatayım. Tarihi yazıyoruz. Üye aidatı Ahmet Bey. İşleyeceğimiz rakamsal değeri 3 sütuna yazmamız gerekmekte arkadaşlar. 3 tane olacak. Gördüğünüz gibi. Şimdi 200 lira üye aidatı verdi Ahmet Bey. Bunu nereye verdi? Derneğe verdi. Derneğin kasasına girdi. Kasa nereye borçlu? Üyeye borçlu bakın. Üye alacaklı, kasa borçlu. Yine aynı 7 Haziran'da üye aidatı var. Mehmet Bey 200 lira da o vermiş. Yine aynı uygulamayı yapıyoruz. 8 Haziran'da dernek görevlisi muhasebeci bankaya herhangi bir bankaya 100 TL yatırmış. Ne olacak bu durumda? Kasa alacaklı olacak. Nereden alacaklı olacak? Bankadan. Yani para şu anda nerede? Kasadan çıktı. Kasa alacaklı. Banka borçlu. Nereye borçlu? Derneğe borçlu. Derneğin neresine borçlu? Kasasına borçlu. Yine tekrar giriş yapıyoruz. Bankadan çekilen. 9 Haziran'da tekrar 100 TL'yi çekmişiz. Bu para nereye girdi şimdi? Derneğin kasasına girdiği için kasa borçlu. Nereye borçlu? Üye tabi burada banka alacaklı. Ne oldu? Banka da para sıfırlandı arkadaşlar. Yine bu arada bir faiz geliri olmuş. Bir günde 10 Haziran 2020'de banka faiz geliri 10 lira. Yine 10 lirayı buraya işliyoruz. Bankalar borçlu, faiz gelirleri alacaklı. Görmüş oldunuz. Yani bu para şu anda bankada ya. Çekmediğimiz için. Tekrar 11'inde bir mal alış olmuş. 50 TL'lik. Bunu yine buraya yazıyoruz lira kısmına. Şimdi kasadan para çıktığı için 50 lira mal borçlu, kasa alacak. Şimdi bu arada satış olmuş 12'sinde mesela 20 TL'lik. Satış olduğu için o 20 TL kasanın şey borcuna yani kasanın kasaya girmiş. Bu arada mal alacaklı oluyor. Tekrar sonra yine 12'sinde genel yönetim de yani toplantı olmuş. 40 lira bir harcama yapmışlar. Bu harcama kasanın alacağına. Yani kasadan çıktığı için kasa alacaklı. Kimden alacaklı? Genel giderler. Yani genel giderler borçlu. Nereye borçlu? Kasaya. Buradan da bir para çıkmış arkadaşlar. Yani görmüş olduğunuz gibi bu Amerikan usulü defter çok güzel bir şey. Neden diyecekseniz burada yıl sonu da olsa 5 yıl 10 yılda geçse üyeler ne kadar para vermiş? Bunu burada görebiliyorsunuz. Ne kadar satış geliri olmuş mal? Onu görebiliyorsunuz. Ne kadar bankalardan girdi çıktı olmuş? Ne kadar faiz geliri olmuş? Ne kadar genel gideri olmuş? Bunu buradan görebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ben
Buraya gizlemiştim. Onu tekrar size göstereyim. Evet. Buraya da müaidatlar 2020 yılı için 200 TL dedik. Herkesten 200 TL arıyoruz. Üyeler 400 TL. Burayı formülledim arkadaşlar böyle. Yani buradan E12 E12 eksi pardon E12 eksi P12 400 TL. Ne oluyor? Buraya girdiğin zaman eşitledik. Kasa. Görmüş olduğunuz gibi 520 eksi 190 330. Mal hesabı. 50 eksi 20 ne oldu? 30 lira. Bankalar. 10 lira bir fark var. Faiz geliri ne kadar arkadaşlar? 10 lira. Genel giderler 40 lira. Şimdi bu derneğimizin de yıl sonu bilançosunu hazırladık. Buraya şirketi değil de derneği yazalım. Ya şirket de olur. Aktif hesaplar, pasif hesaplar. Zaten üyelerin 400 TL'si vardı burada. Bu faiz gelirleri 10 lira, 410 lira. Yani bu bilançoda arkadaşlar eşit olması lazım. Aktif ve pasif birbirine eşit olması lazım. Burada tabii kar zarar da burada gösteriliyor. Kasa. Yani bu aktif hesaplar, yani dönen hesaplar, aktif hesaplar, pasif durağan hesaplar da pasif de gösteriliyor. Kasa hesabı. Burada kasa borç vermiş. Bunu borcuna yazıyoruz arkadaşlar. Mal hesabı borcunda. Evet, bankalar borcunda. Genel yönetim borcunda. Toplam topluyoruz burayı. 410 TL. Sermayemiz zaten 400 liraydı. Müaidatları. Burada faiz gelirleri var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi alacağında. Bunu da alacağına işliyoruz. 410 TL. Böylelikle bir derneği müaidatlarını toplamış olduk. Daha burada diğer formüllerle yapılarak hangi üyenin ne kadar para verdiği, hangi üyenin ne kadar pardon bir saniye buraya zaten şey de yapabiliriz. Filtre de koyabiliriz şöyle. Arkadaşlar buradan üyenin ne kadar para verdiğini görelim. Burada açıklama şeyi gösteriyor. Şimdi burada Ahmet Bey. Sürdüğümüz zaman Ahmet Bey'in 200 lirası var. Bir aidat. Mehmet Bey'i de işaretleyelim. Evet, ikisinin de 100 lirası varmış. Böyle de bir sistem yapabiliriz arkadaşlar. Dediğim gibi rakamı 3 pardon 3 sütuna yazıyoruz. İşletme kayıt defteri, muhasebe kayıt defterine 3 yere yazmak zorundayız. Para nereden çıktı? O alacaklı. Nereye girdiyse o borç.
Bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Yeni bir videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olursanız çok mutlu oluruz.